Bu ayet şu, İncil'deki ayet. Devi ine dilinden geçirebilirsin ama kalbinde dünya sevgisi olanı hidayete erdiremezsin. Yani o hidayete ermez. İşte kalbinde dünya sevgisi var ise senin kalbine manevi inciler tecelli etmez. Orada feraset nuru olmaz. Oraya feraset nuru orada tecelli etmez. Tirmizi de geçiyor hadis şerif. Diyor ki dünya malından ayrılınca üzülmek, buna kavuşunca sevinmek ve azgınlık yapmak insanı cehenneme götürür. Demek ki dünya malından ayrılınca üzülmek, buna kavuşunca sevinmek ve azgınlık yapmak insanı cehenneme götürür. Allah muhafaza eylesin. O yüzden dünya sevgisi Hazreti Mevlana der ki Celalettin Rum meslevide. Mesnevi'de bizde alım almak satmak yasaklanmadı. Bize yasaklanan dünya sevgisi der. Bize yasaklanan dünya sevgisi. İşte hadisi kutside de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey dünya, bu çok hoş, ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol. Bana hizmet edene hizmetçi ol. Cenab-ı Hak dünyaya söylüyor bunu. Ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol. Sana hizmet eden de senin hizmetçin olsun. Muhteşem bir şey. <laughs> Ey dünya bana hizmet edene sen hizmetçi ol. Sen Allah'a hizmet ediyorsan dünya da sana hizmetçi olacak. Bunda şey şüphe etme. Dünya senin peşinden koşacak. Şunu yakalayım da benden faydalansın diye.